bir hibrit kullanıcısı olarak sana sorayım. Hibrit araba kullanmıyor olsaydın dizel mi benzinliği mi tercih ederdin? Ya bunun cevabı yine dönüyor dolaşıyor. Bir bütçe, iki senelik yaptığın kilometre. Olacak. Genelde yapılan hatayı söyleyeyim. Herkeste bir dizel çılgınlığı vardı. Az yakıyor, az yakıyor. Ya adama diyorum abi senede kaç kilometre yapıyorsun? Ya işte senede 4000-5000 yapıyorum diyor. Diyorum niye dizel aldın? Ya ne bileyim diyor dizel dediler az yakar. Senede 4000 kilometre yol yapıyorsam giderim benzinli alırım ve de güçlü benzinli alırım. Yani ne kadar yakabilir ki en fazla? Evet. Hani 5000 kilometre yol yapacaksın senede. Bandrol yani vergi pahalı olmasa hani motor hacmine göre olmasa gerçekten gidip 5000 motor da alırım yani. 6 silindir, 8 silindir, 12 silindir bile alınabilir. Evet. Gidiyorlar dizel alıyor. Şeyde atıyorum özellikle de hani İstanbul'da yine öyle böyle yol yapılıyor ama Anadolu'da bir ilde diyelim. Ticaret erbabı veya memur veya öğretmen veya polis neyse yani. İş yeriyle evi arasında 3 kilometre bile değil. 2 kilometre, 1,5, 2, 3 kilometre yerler var. Adam da marşa basıyor. Motor ısınmadan. Motorun yağı daha karterde şey dönmeden, ısınmadan iş yerine varıyor. Hem çok yakıyor, dizel de öyle çok yakıyor. Hem de en büyük problem, dizel araba kullandıkça sıkıntıları bir şekilde yani masrafı artıyor belki ama kullanmadıkça da sıkıntı çıkaran bir. Tabii canım partikülü. Yani partikül fitri şey, diyor ki şey yapıyorum. Haftada bir veya 10 günde bir mecburen 100 kilometre yol yapıyorum ışık yakmasın diye partikül filtreyi. Çöpüyor basacaksın. Basacaksın o şeyi attı. Tabii. Yani mantıklı mı değil. Niye aldım diyorum yani ne bileyim işte dizel dediler. Araba alırken kağıda benzinli ortaya bir çizgi dizel. Avantajları dezavantajları yazmak lazım. Ben kaç kilometre yol yapıyorum senede? 4000, 5000 hiç dizeli düşünmeyin. Ama 15.000'lere geliyorum 15.000'e üstü yapıyorum. O zaman dizelin avantajları benim için ne olur? Benzininin ne olur? Dizelin ikinci eli veya sıfırı kaç para aynı aksesuar bandında diyeyim. Yani aynı arabanın dizeli 100 milyar, benzinlisi 80 milyar diyelim. 80 bin lira. 100 bin liralık bir araba 80 bin liralık bir 20 bin liralık fark var. Alırken daha 20 bin lira ekstra fazla para veriyorsun. Senede ben kaç kilometre yapıyorum? 5000 kilometre yapıyorum. 5000 kilometrede mazot kaç para yakar? Benzin kaç para yakar? Tabii. Bunu hesaplamak lazım. Tabii. Bunu kaç senede amorti edebilirsin? Kaç senede bir araba değiştiriyorsun? Zaten 2 senede bir değiştiriyorsan, 10.000 kilometre yapmadan benzinli arabayı satıyorsan hiç dizele bulaşma. Direkt benzin al. Ama 15.000-20.000 ben işte iş gezilerine çıkıyorum, kullanıyorum. Ailemle hafta sonları bir yerlere gitmeyi seviyorum. İşte outdoor avcılığa gidiyorum. İşte her gün, her hafta sonu 500 kilometre yol yapıyorum. Tatili arabayla gitmeyi çok seviyorum dersen dizel alternatifini planını alırsın. Ha dizelin de dezavantajları var. Dizelin de bakım masrafları yani daha kilometre olarak benzinli atıyorum 15.000'de belki 10.000-15.000 arası bakıma giriyorsa dizel 7.500-10.000 arası girecektir. Dizelin bazı parçaları daha fazla yıpranacaktır. Tabii ya. Ya dizel bir kere mazot kirli bir yakıt. Evet. Onun kurumu vesaire motor bir kere hep böyle keyifsiz. Yani belli bir bakım geçtiğiniz zaman bakım yaptırma zamanı evet, keyifsiz yakıtı arttırıyor. Çalıyor. Evet, yakıt tüketimi arttırıyor. Yoruluyor. Verimi yağı çamur gibi yani yapıyor. Yani turbo özellikle turbo beslemesi olması gerekiyor dizel arabadan evet. Performans alma için de. Aynen. Turbo beslemesi gerekiyor. Turboya çok yük biniyor. Yük biniyor. Yani bence dizelin bir sürü dezavantajı var. Tabi dünyada böyle değil ama Türkiye'de maalesef çevre en son belki hiç kimsenin umurunda değil. Umurunda olmayan bir şey. Ya bir kere çevre ya bu şehir ya İstanbul büyük şehir diyeyim. Herkes İstanbul'dan izlemiyor ama İstanbul büyük bir şehir. 20 milyonluk bir şehir. 20 milyonluk şehirde zaten nefes alarak tüketiyoruz oksijeni. 20 milyon adam nefes alıyor. Oksijeni tüketiyor. Bir de dizel arabalar. Yani özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bence dizel vergisi normal Anadolu'nun herhangi bir şehrinden daha fazla olmalı. Evet. Gerçekten yani dizel araç satımı biraz daha azaltılmalı. Yani nefes alamıyorsunuz bazı i̇şte yerlerde. Tercihleri doğru yapılırsa benzinliğe şey artar, talep artar bence. Yani mantıklı hareket edilirse dizel az yakıyor, körü körüne. O şöyle bir algı az yapıyor. Eskiden dizelle yani mazotla benzinli arasındaki akaryakıt fiyat farkı çok açıktı. Litre bazında artık
o fark yani makas iyice kapandı. Kapandı ki o oradan kaldı aslında. Şimdi aynı yapıyor yani tamam. De, tabii benzinde de şey çok ilerledi. Şimdi çok ufak hacimli motorlardan çok fazla verimlilik alınıyor. Tabii. Hem performans olarak hem beygir gücü olarak güzel şey alıyor. Yakıt tüketimi de düşüyor baya. Yani, 1.0 benzinli araba 115 beygir. Tabii canım 1.2'lerden 1.4'lerden 160-180 beygir yani almaya başladı. Yani düşünebilir 115 beygir 1.0 motor. Yeni İbiza yeni kasasında 1.0 motor çıkardı. 115 beygir canavar gibi araba mesela hani yine torku i̇şte, falan da çok iyi. Yani insanlar yavaş yavaş doğru tercih yapıyordur diye düşünüyorum. Dizel de zaten çok ömrü artık hani elektrikliler de hibritler de gümbür gümbür gelmeye başladı. Şimdi elektrikler de gümbür gümbür gelecek. Gelecek şeye gidiyor. Benim görüşüm elektrikliye gidiyor. Benim görüşüm bu dizel arabalar bir anda çok büyük değer kaybedecek. İyi milletin elinde patlayacak. Ya yani böyle ülkemizde, hani Avrupa'da belki yani onun yansıması olur işte yani Avrupa'da tabii ki Türkiye'de mutlaka onun için olacak. Daha bayağı bir şey var. Büyük ama zararlar edecekler. Yani 100 birim aldıkları arabayı belki insanlar 30-40 birime elden çıkarmakta zorlanacaklar. Ve de büyük bir bence dizel depremi olacak. Bir iki video öncesinde Mesut abinin dediği mesela Türkiye'de dizel arabanın işte yasaklanması vesairesi mümkün değil. İşte Avrupa'daki gibi olmaz. Biraz burası farklı. Burada üretim dizel üzerine vesaire demişti. Tamam amenna. Kısmen katılıyoruz. Ama dünyada dizel özellikle Avrupa'da hani TÜKAK'a bu işte artık dizeli işte büyük şehirlere sokmayacağız. İşte dizel üretimini tamamen bitireceğiz dediği an orada şu anda çıktı zaten söylendi. Tabii inanılmaz bir fiyat düşüşü olursa buraya yansıması bence çok hızlı olur. Çünkü insanlarda şöyle bir psikoloji oluşacak ki doğru. Diyecek ki ya bu araba üretilmiyor artık. Ben bu arabanın parçasını bulamam, servisini bulamam vesaire. Böyle bir panik havası oluşacak. Bu sefer de ciddi düşüşler olacak yani. Mesut abi haklı bir yönden. Biraz zor belki ama bizim halkımız da çok çabuk her şeye adapte olan bir tabii halk olduğu için bir anda tabii da soğuyabilir. Nasıl bir yani anda sevdilerse bir tabii anda tabii da bir anda da soğuyabilir. Bence dizel bir şekilde patlayacak. Yani onu, dikkat. O biraz daha Türkiye'de patlaması ha, için. Uzun bir dönem ama ben buraya yazıyorum ya. Dizel sağlam değer kaybedecek. Avrupa'yı, Amerika'yı iyi takip etsinler. Ne zaman ki Avrupa'da o dizel tamamen hani böyle şey zorunluluğu şey kapı dışarı itilmeye başlandığı an şimdi çıkarsınlar elden. Dünyanın lider markaları işte BMW, Mercedes gibi şeyler, otomobil üreticileri her modelinde ne çıkarsa çıkarsın. A serisi, B serisi, C serisi işte S-Class'lar, işte SL'ler vesaire neyse her serisinde mecburen elektrikli versiyon koymak zorunluluğu geldi. Tabii. Yani demek yani, ki aynen, yavaştan aynen, artık aynen. Onlar da dizelden işte hibrit elektrikliye yavaş yavaş şey yapmaya başlayacaklar. Başladım. Yatay geçiş böyle. Bir de ekmeğini yedi ya hepsi. Dizelin ekmeği yendi yani. Evet. O da var yani. Sattılar cayır cayır milyon adetler vesaire. Gazladılar. Yani çevreyi de kirlettiler. Ekmek yendi artık. Yavaş yavaş başka ekmekler peşinde. Bir de artık şeyleri yani tabii emisyonları da istedikleri seviyede tutamıyorlar. Tamam. Hani emisyon standartları falan, Euro 5'ler falan. Bir level üstte gidiyor. İşte, devletler onu şey diyor ki daha temiz, şehirleri daha orada hassasiyet çok fazla buradaki gibi değil. Kim kime dumduma burada. Orada öyle değil. En ufak milimetrik hesaplar var orada. Tutturamıyorlar. Yani ekmeği, dizelin ekmeği yendi. Dizelin bir ayağı çukurda Emre. Gidiyor yani. ...150.000 kilometrede bir benzinli mi alırsın, 200.000 kilometrede dizel mi alırsın? Benzinli alırım. Değil mi bak şimdi yüksek kilometrede de şimdi tamam kar ettin, tamam mı benzin mazot farkından, yaptığın araba 250.000, 200.000, satarken 200.000, 250.000 de dizel bir araba kimse yüzüne bakmıyor. Ama benzinli arabanın yüksek kilometresi her zaman alınabilir yani. Hemen ince bakımlarını yap, devam et ama dizelde öyle mi? Çok ağır bakımlar yapman lazım o arabayı gerçekten hani sorunsuz yürütebilmek için. Yani böyle de kıstaslar var yani bunları da aslında göz önünde bulundurmak lazım. Hani biz bunu kafadan atmıyoruz. Yüz binlerce araba baktık. Bir istatistik elimizde yani
dizel araba, mazotlu araba her zaman motor kısmında her zaman ağır bakıma meyilli. Ağır bakım yapılması, yani yapılarak bilinmesi lazım. İşletmesi aynen. Bakıyorsun, çamur gibi oluyor değil mi? Yani şimdi benzinli bir araba bir 10 bin yapsın bak. Mazotlu bir araba 10 bin yapsın bak yani. Uzun dönemde yani çöp olacak ya, dizel çöplüğü olacak ya Türkiye. Doğru vergilendirmeler, doğru şeyler de olursa, doğru yönlendirmeler. Bence benzinli araçlar hala hem çevresel olarak hem de ya bir kere ses yok ya. Tabii daha az ses. Bir de benzin sesi insana her zaman saat gibi bir de ya. Keyif vermiş. Yani dizel her zaman böyle bir şey çalışıyor yani, böyle boğuntulu çalışıyor. Hep böyle bir sıkıntılı sanki çalışıyor. Bir de yani kurum bağlıyor, yok EGR'si yanar, yok bilmem nesi yanar. Bunlar hep mazottan kaynaklanan şeyler. Yani bir test standartı da tutturamıyoruz mazotta. Yani ne kadar tabii canım, kesinlikle. Düzelmeye başladı. Bana kalırsa ben benzinli tercih ederim. Evet, kesinlikle. Ben de dizeli, yani ben de evimin önüne koymam.